Anladım. Birimizden çok nefret ediyorsunuz. Anladım. Biz de olayı bir anlamaya çalışıyoruz. Şimdi o çarşaftan evde kaç tane var? Yani Nazlı'nın... Ben bir tane diyebiliyorum. Bir tane biliyorsunuz. Ama o da çamaşır makinesinde çıkıyor. Ama iki tane varmış. Ha, cesedin bulunduğu sıra ceset var ya bak kızım. Ceset bulunduğu gün, olay günü çamaşır makinesinde çıkıyor çarşaf. Öbür çarşaf nerede madem? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bu pembe sana. Çarşaf öbür küsü nerede? Ama o gün Nazlı'yı bir dakika bir dakika. Şimdi Nazlı'nın yatağında senin kızının cesedi bulunuyor ya. Evet. Onun üzerine altında bir tane çarşaf serili. Evet. Ya o zaman bak ya o zaman senin kızın. Ya bu evde o zaman iki tane çarşaf var. Bak tahminimi söyleyeyim. Biri çamaşır makinesi bir çocuğun benim, altında olmuş oluyor. Halil'ciğim ben tahminimi söyleyeyim. Ya senin kızın o zaman gitti kendi odasında öldürüldü. Bak, ben inanmıyorum. Odan içine inanmıyorum ama bir saniye. Ya bu çocuk %99 dışarıda öldürüldü, yatırdı. Tamam, ya da başka bir yerde öldürüldü. Kızım yani. Oldu. Şu arkasından katil eve geldi. Kızı getirdi eve geldi. Gitti kirli çamaşır makinesinden çarşafı aldı. Nazır'ın yatağın üzerine serdi. Tamam mı kardeşim? Evet. Serdi. Ondan sonra da kızı cesedi oraya taşıdı. İncelemede çamaşır makinesi çıkıyor. Çamaşır makinesine nasıl girdi? Nasıl girdi? Bunun açıklamasını getirin jandarması o zaman. Jandarması polisi oradaki bu çamaşır makinesine nasıl girdi? Cesedin altından çarşafı mı aldı? Bir dakika anlamaya çalışıyorum ya. Ya bir dakika özür dilerim. Şimdi siz sabah gittiniz cesedi buldunuz. Allah rahmet eylesin. Ne kadar da güzel bir kız. Cesedi buldunuz. Altında çarşaf serili. Evet. Siz ben ifadelerinize tamam diyorsunuz işte, ki hatta bak cesedi buluyorsunuz. Erdal gelmeden jandarmayı arıyorsun. Evet. Jandarmayı arıyorsun. Hala siz oradasınız çarşaf cesedin altında. Doğru mu? Onu bilmiyorum. Biz ben çarşaf olmadı. Ben görmedim. Tamam bak hala çarşaf cesedin altında. Sonra Erdal geliyor. Kaynaklarla tamam öğrendiğime göre çarşaf çamaşır makinesinde. O jandarma polisin içinde savcının arasında o çarşaf nasıl çamaşır makinesine girdi o zaman? Ya cesedin altından o zaman diyorsun ki cesedin altından. O zaman altından, iki tane çarşafı vardı. Bak o zaman bak iki şey var. Cesedin altından ya siz o çarşafı aldınız çamaşır makinesine koydunuz. Yok. Biz ellemedik. Ya da jandarma aldı koydu o zaman. Ya da Erdal yaptı ya da Görkem ama yaptı. Ama jandarma niye yapsın? Jandarma niye yapsın? Evet. Jandarma öyle bir şey yaptığını bak, düşünmüyorum. Kızım, o DNA sizin kızınızın ölüsünün bulunduğu yatağın üzerinde serili olan çarşafta çıkıyor. Bir kadın. Önce o senin zaman, söylediğine Ramazan, göre Ramazan iki çarşaf yattı, olması bundan lazım. Bundan sonra Fıratlar yattı o evde. Siz evdeki çarşafları bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Ben bunun evinin içindekine neyi bileyim? Ben buna verdim zaten. Bir dakika kaç aynı desenden kaç çarşaf var? Ya abla ben bir tane de biliyorum o pembe çarşaftan. Hani Gamze'nin hatta bak ben fotoğrafını da gördüm. Çocuğun altındaydı o. O zaman bir tane varsa o pembe çarşaf nasıl girdi çamaşır bana makinesine? Bana versenize gösterseniz. Çamaşır makinesine nasıl girdi o zaman? Bir dakika ben monitörde bir daha bakacağım. Ha ekrana da geldi. Bak şu hatta bak şu pembe. Arkadaşlar otopsi raporundaki bu çarşafla bu çarşaf aynı çarşaf. Bir baksanıza yalnız lütfen. O çarşaf değil ki o battan yorgan gibi bir şey duruyor orada. Ha, ben yorgan çarşafındakini demiyoruz mu şey çarşafı? Bak bak tamam şurada ha, daha altında iyi. Var ya. Ya bir saniye ya otopsi raporundaki Doğanay otopsi raporu. Bir dakika lütfen. Allah çarşaf ya. Evet o çarşaf. Aynısı. Bir daha getirin. Evet, aynısı. Full versenize ekrana LED'e. Aynı bak oradaki çarşaf. Evet. Aha. Evet bu evet. Çarşaf. Şeyin altı otopsi raporundan bakıyorum şimdi. O üstündekinden zaten bir tane var. O şey battaniye sizin olacak kızınızı bu. Bak bir şey bu söyleyeceğim. Yorgan zaten ben. Ya sizin o yorganı ben de hatırlayayım. Ya ben gerçekten. Ama altındaki çarşaf bir tane çarşaf var. O da nasıl çamaşır makinesine girdi? Anlatabiliyor muyum? Ben anlatabiliyor muyum kendimi? Anlıyorum. Ha, peki anlıyorsanız eğer. Ama biz birleştiremiyoruz senin sözünü. Neyi birleştiremiyoruz? İki tane olması lazım öyle olduğu zaman. Evet. Biri çamaşır makinesinde. Biri çamaşır makinesindeyse. İkincisi biri nerede? Nasıl peki olur? Bir şey söyleyeceğim. İkincisi o zaman Gamze'nin altında. Ceset gittikten sonra mı çamaşır makinesinde o çarşafı gördünüz? Hayır bize jandarma söyledi. Bana Süleyman Başçavuş'tan öğrendiğime göre bu çarşaf çamaşır makinesinde çıkıyor. Hangi çarşaf ya? Çocuğun altındaki çarşaf dedikleri çarşaf denilen şey... Çamaşır makinesinde bulunuyor. Peki cesedi kaldırıyorlar çamaşır makinesine biri çarşafı mı koyuyor? O zaman öyle olmuş oluyor. Çok saçma olmuyor. Çok saçma oluyor işte. Bunu jandarmada yapmadığına, jandarmada yapmadığına göre bak, kim koydu bunu? Halil'cim bak Turcan'cim oradaki çarşafı delilleri hepsini zaten jandarma alıp götürmüştür. Jandarma neden bunu şeyin içine koysun çamaşır makinesine? Ben bilmiyorum onu. Jandarma yalan söylemeyeceğini düşünüyoruz. Herhalde yani. Yani. O zaman biri yalan söylüyor. Biri yalan söylüyor. Didem Hanım şimdi ya bu... Doğanay Allah aşkına bu
Yani siz o çarşafı, kızınızın altına serili cesedin bulunduğu çarşafı daha sonra siz şeyde gördüğünüzü mü söylüyorsunuz çamaşır makinesinde? Biz görmedik, olay günü jandarma çamaşır makinesinde olduğunu söylüyor. Ya aynı çarşaftan iki tane var o zaman haberiniz yok. Yani ben bilmiyorum. Ben iki tane olduğunu düşünmüyorum. Ben ama bir DNA'ların çarşaf aldım. Alındığı çarşaf bu çarşaf değil mi Didem Hanım? Az önce gördüm. DNA'ların alındığı çarşaf cesedin bulunduğu çarşaf. Peki bunun üzerinde başka DNA'lar yani aslında aileler... Tabii aile... Nazlı'nın çıkıyor, sizin çıkıyor, herkesin çıkıyor, o zaman bu çıkıyor. Az önce bir şey söylediniz, çıkıyor. Bakın doğru söylediniz orada. Evet. Dediniz ki şimdi aynı evde yaşadığınız için doğru sizin DNA'larınız çıkar. Bu bir delilsizlik aslında baktığımız evet. zaman. Ama ben her zaman şunu söylerim. Bazen delilsizlik de bir delildir aslında. Neden? Aynı yerde yaşıyoruz. Evet. Burada herhangi birimizin adam öldürmeyeceği anlamına gelmez. Delilsizlik de bir delil olmalı aslında. Ve biz böyle çok cinayet aydınlandı burada. Bilmiyorum. Benim bildiğim, demek istediğimi anladınız değil mi? Sadece çocuğun üstünde yorganı gördüm ben. O da halen evde atılıp durur. Benim gördüğüm bir battene, bir yorgan. Ben konuşabilirim. Çarşafı hatırlamıyorum. Çarşafı... Zaten bakmadım çünkü korkarak kaçtığım için. Ben bakamadım zaten. Ya o zaman zaten. Ben sizin evi sizden daha iyi biliyorum. Aynı şarşaftan iki tane var. Demek ki öyle. Benim evim değil orası. Bunun evi. Ben ayrı yerde yaşıyorum. Diyor ya. Çık git diyordu ya. Düne çıksana kadar çık varsa git diyordu ben ya. Evin içine hiç girmedim. Ha? Bunun evi o. Girmedin mi o? Girmedim girdi tabii ya, ki. Kaç kere girdiler yalan yalan nasıl girmiyorlar. Sadece Gamze öldüğü gün Gamze dedi ki sobanın dibine odun falan koymuş. Onların pisliğini dedi al dedi süpürgeyle dedi. Dedi. Onları yaptım çıktım. Sobalar yaktım çıktım. Şimdi sen diyorsun ki ifadende, çapraz sorgunda diyorsun ki Nazlı'yla diyorsun Gamze'nin arası iyi değildi diyorsun son dönemde. Evet son dönemde iyi değildi. Neden iyi değildi öyle mi? Onu kendine soracaksın. Ben mesajları gördükten sonra daha da yani Gamze'ye hak verdim. Hayır. Bizim haberimiz yoktu o mesajlardan. Sizin ne mesajı ya? Gamze'yle mesajlaşmış bununla biz ayrılsak bile Gamze'yle... Bak senin kızının cesedini bulunduktan sonra yani. İkinci gün senin kızının cesedi bulunduktan sonra ikinci gün Turcan senin ifadelerin alınıyordu. Birinci gün senin ifaden alınıyor. İkinci günde çapraz sorguya giriyorsun. Doğrudur. Ve o çapraz sorguda diyorsun ki ben daha zaten... mesajlar ortada yok kardeşim tamam Nazlı'yla... Yok ben şimdi ve sen orada diyorsun ki o zaman o ifadende diyorsun ki Nazlı'yla Gamze birbirini sevmezdi araları iyi değildi diyorsun. Evet son zamanlarda öyleydi. Ne oluyordu son zamanlarda? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa, o kadar diyoruz. Kızıyordu Gamze ya. Evet, kızıyordu. Gamze de bak ben Gamze tanıyorsam Gamze demez. Gamze demez. Hı? Dedi. Tabii dedi. Çocuk Gamze toprağa sana. Gitti Gamze'nin arkasından ben de konuşurdum değil mi? Ben niye konuşmuyorum? Sen niye konuşuyorsun? Gamze'nin arkasından konuşmuyorum ben. O çocuğun ben. Daha katili bulmadı farkındasın değil mi? O çocuk daha kurudu gitti. Kurudu gitti daha onu aa, sen fark edeceksin. Bir sene oluyor bir sene. Sen. Bir sene oluyor. Onu senden kocana soracaksın. Hı. Niye delil karartmadın o zaman? Delil karartmaları. Bir dakika, dur. Bir sene sonra bak, onu... Ifade...